Herkese merhabalar, ben Metehan. Uzman Coin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugüne kadar sizlerle blockchain oyunları ve projelerini inceledik. Şimdi ise daha farklı bir konuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki son dönemde özellikle FTX'in iflasıyla beraber kripto para cüzdanlarının önemi bir hayli arttı. Hatta bununla ilgili Uzman Coin'de bir haber de yapmıştık. Cüzdan satışları 10 kat, 20 kat arttı. Bildiğiniz gibi kripto paralarınızı saklamanın iki tercih edilen yolu var. Bunlardan birincisi mobil veya masaüstü uygulamalar, bir diğeri ise şu an elimde görmüş olduğunuz gibi donanım cüzdanları. Mobil veya masaüstü uygulamaların problemi her an internete bağlı olduklarından hacklenmelerin daha kolay olması. Bu da konu para olduğu için hiç istemeyeceğimiz bir şey. Dolayısıyla kripto paralarımızı mümkün olan en güvenli yolla saklamayı isteriz. Bunu da şu an donanım cüzdanları ile yapabiliyoruz. Donanım cüzdanı dediğimiz şey genellikle elimdeki gibi görünen USB belleği andıran cihazlardır. Bu cihazlarda sakladığınız kripto paralarımızın internet bağlantısı olmaz. Yani hacklenmesi son derece zordur. Esasında her ne kadar öyle desek de kripto parayı cihazda saklamıyoruz. Cihazda sakladığımız şey coinlerimize erişmek için gereken özel anahtarlarımızdır. Konunun teknik detayına girip sizi sıkmak istemiyorum. Fakat işin tekniğini merak edenler varsa yoruma yazabilirler. Daha sonra bir videoda onun için çekeriz. Şimdi yavaş yavaş Ledger Nano S Plus'ı nasıl kullanırız ona geçelim. Şimdi Ledger Nano S Plus cüzdan açılımını gerçekleştiriyoruz. Şöyle jelatinini çıkartıyorum öncelikle. Kutumuz şu şekilde gördüğünüz gibi. Biraz zor çıkıyor. Daha sonrasında da şöyle kapağını açtığımızda bir tanıtım kartı çıkıyor. Bu kartı şöyle bırakıyoruz. Öncelikle gayet de güzel yapılmış. Nano S'de bu ayrıntı yoktu mesela. Yeni eklenmiş. Bunu da kenara koyuyoruz. Burada Secret Recovery Sheet. Burada da gördüğümüz gibi cüzdanımız bulunuyor. Öncelikle cüzdanımızı şöyle sizlere göstereyim. Burada bir koruma ekranı var. Genesis Edition yazan. Bunu buradan bastığımızda kenardan çıkıyor ve şöyle gördüğünüz gibi ekranımız ve iki tane burada tuşumuz bulunuyor. Bu ekranımızda şu anda elektrik yok. Çünkü güvenlik amaçlı bilgisayar bağlantısından çıkardığımı tamamen cüzdanımız erişilmez ve ulaşılmaz oluyor. Buradaki tuşları da ne amaçlı kullanıyoruz derseniz burada birazdan göstereceğimiz kelimeler ileri geri yapılıyor. Ve onaylamamız gerektiğinde de bu iki tuşa aynı anda bastığımızda onaylamayı gerçekleştiriyoruz. Yapacağımız işlemi yani onay veriyoruz. Cüzdanımızı şöyle bırakıyorum. Kutumuzdaki diğer ürünlere bakalım. Burada da Recovery Sheet dediğim sizlere de göstereyim. 24 tane kelime yazılan kart var. Bu kelimeler çok önemli. Neden? Cüzdanımızı çaldırabiliriz ya da cüzdanımızı kaybedebiliriz ya da su geçirebilir. Herhangi başına olumsuz bir olay geldiğinde biz bu kelimeleri kullanarak başka bir cüzdan sipariş ettiğimizde bu kelimeleri girdiğimizde coinlerimize tekrar ulaşabiliriz. O yüzden bu oldukça önemli. Şöyle 3 tane içinden çıkıyor. İsterseniz 24 taneyi bir kartı yazıp hepsine 24 tane kelime yazabilirsiniz. İsterseniz de kelimeleri örnek veriyorum 8'er tane bölüp 3'ünü ayrı ayrı yazabilirsiniz. Bu kağıtlar ayrıca yanmaz ve su geçirmez kağıtlar. Bu açıdan da oldukça önemli. Cüzdanımızı şu bölümünü çıkardığımızda altta da bu şekilde şöyle ürünler koymuşlar. Bunları şurada Ledger'ın kendi markası, bunu isterseniz etiket ve yapıştırma olarak da kullanabilirsiniz. Burada da şöyle uyarılar, anlatımlar mevcut. Bunlara da bakmanızı öneriyorum. Daha sonrasında burayı da açtığımızda şöyle. Bunun içinden de ürünler çıkıyor. Korumalı olmuş, oldukça güzel olmuş. Cüzdanımız ve bilgisayarımız arasındaki bağlantıyı kurmamızı sağlayan kablo. Bunu cüzdanımıza, bunu da bilgisayarımıza taktığımızda cüzdanımız artık erişebilir oluyor ve bu şekilde kripto paralarımızı buraya gönderip ya da alım satım vesaire bu şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Burada da şöyle bir hediyelik gibi ürün var. Üzerinde Ledger markasının logosu ve anahtarlık tarzı oldukça güzel olmuş. Şimdi cüzdanı bilgisayarımıza bağlıyoruz. Ve cihazımıza elektrik geliyor. Şöyle gördüğünüz gibi welcome yazısı ile birlikte cihazımız açıldı. Üste görmüş olduğunuz sağ ve sol tuşlar mevcut. Bu tuşlardan ileri geri yapıyoruz ve onaylamak istediğimiz ekranda da iki tuşa aynı anda basarak onayımızı gerçekleştiriyoruz.
Şöyle sizlerle birlikte yapalım. Öncelikle bu yazıya geçmek için sağa basıyoruz. Buradan Ledger Live'ı bilgisayarımıza indirmemizi söylüyor. Biz bunu daha öncesinden indirdik. Şu an hazırda bekletiyoruz. Bunu da sağdan geçiyoruz. Gördüğünüz gibi buraları hızlıca geçiyoruz. Cihazımızın kurulumu diyor. Evet, biz cihazımızı şu an kurmak istiyoruz. Bunun için onay vereceğiz. Bakın gördüğünüz gibi iki tuşa basarak onay verdim ve bizden şu an pin kodu oluşturmamızı istiyor. Bunun için de onay veriyoruz ve pin kodumuzu oluşturuyoruz. Şu şekilde pin kodumuzu oluşturduktan sonra iki tuşa basıyoruz ve pin kodumuz onaylanıyor. Tekrardan basıyoruz. Pin kodunu tekrardan girmemizi istiyor. Pin kodumuzu tekrardan giriyoruz. Onay verdikten sonra bizden kelimeleri yazmamızı isteyecek. Kağıtları kullanarak kelimelerimizi, gizli kelimelerimizi, bunlar gerçekten çok önemli. Çünkü cüzdanımızın başına herhangi bir şey geldiğinde bu kelimeler, kurtarma kelimeleri, bunlarla birlikte içindeki kripto varlıklarımızı kurtarabiliriz. O yüzden bunları olabildiğince güvenli konuma alın ve saklayın. Şöyle bir şekilde yaptıktan sonra tekrardan onay veriyoruz. Şimdi 24 kelimeden oluşan saklama kelimelerimizi kağıdımıza yazacağız biz. Şöyle sizlere de göstereyim. Bu şekilde tekrardan sağa basıyoruz. Şuradan gösteriyorum sizlere. İki tuşa basıyoruz ve bizden ilk kelimemizin bu olduğunu söylüyor. Bu şekilde ilk kelimemizi yazıyoruz. Bunun için iki tuştan onay vereceğiz. Onay veriyoruz ve ikinci kelimemize şu şekilde göstereyim. Bakın ilk kelimemiz buydu. Şöyle göstereyim. Daha sonrasında bu kelimemizi yazdıktan sonra şu şekilde sağdan ilerletiyoruz ve ikinci kelimemize geçiyoruz. Bunları not almayı lütfen unutmayın. Şimdi biz 24 tane kelimemizi kağıda not olarak yazdık. 24 tane kelime yazdıktan sonra tekrardan bize bunları onaylaması için şu şekilde kelimeler karşımıza geliyor. Bakın hangisi doğru kelimeyse onu bularak seçin diyor. Şöyle. Biz birinci kelimemiz Dunkey'di. Dunkey'e onay veriyoruz ve ikinci kelimemize geçiyoruz gördüğünüz gibi. Bu şekilde 24 tane kelimenin tekrardan size onayını veriyor güvenlik açısından. Kelimelerimizin onayına girdikten sonra da gördüğünüz gibi cihazımız kuruluma hazır duruma geldi. Cihazımızın kurulumunu gerçekleştirdikten sonra Ledger.com'un kendi orijinal sitesinden programı indiriyoruz ve gördüğünüz gibi şu şekilde önümüze başlangıç butonu çıkıyor. Bu butonu basıyoruz ve hangi cüzdanımızın kurulumunu yapmak istiyorsak buradan onu seçiyoruz. Biz Ledger Nano S Plus'ınkini yapacağız ve buradan onu gelip seç diyoruz. Seç dedikten sonra bu şekilde bize Nano S Plus cihazınızı ilk kez mi kullanıyorsunuz ya da kurtarma ifadeniz var mı diyor. Biz sizlerle birlikte kurtarma ifadelerimizi oluşturduk kurulumumuzu gerçekleştirirken. O yüzden buradan bu butonu tıklıyoruz ve ilerletiyoruz. Şimdi nano cihazımı kontrol et diyor. Buradan işlemleri gerçekleştirecek. Evet, gördüğünüz gibi şu an uygulamasına izin vermemiz için bizden cihazımızda iki butona tıklamamızı istiyor. Biz hemen cihazımızı elimize alıp gösterdiğimiz gibi üstteki iki butonla cihazını tıklıyoruz ve onay veriyoruz. Onay vermeden önce bizden tabii ki güvenlik için bizden pin istiyor. Biz de daha öncesinden belirlemiş olduğumuz pinimizi cihazımıza giriyoruz. Girdikten sonra onayımızı veriyoruz ve kurulumumuz gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi her şey yolunda dedi. Buradan devam butonuna basıyoruz ve gördüğünüz gibi artık cüzdanımız önümüzde. Burada neleri görüyoruz? Sol tarafta portföy, piyasa, hesaplar, keşfet, gönder, al, satın al, takas et, kart ve My Ledger var. Öncelikle bizim buraya bir hesap eklememiz gerekli. Hangi kripto paralarda işlem yapmak istiyorsak bunların hesabını eklememiz gerekli. Buradan hesap ekle butonuna tıklayarak öncelikle buraya bir kripto varlık seçmemizi istiyor. Biz öncelikle buradan Ethereum'u seçmek istiyoruz. Ethereum'u tıklıyoruz ve buradan devam butonuna tıklıyoruz. Bu şekilde şu an işlem gerçekleşiyor. Uygulama yüklemesi gerçekleşiyor. Arkadaşlar burada önemli olan noktalardan biri de gördüğünüz gibi ekranımızın şöyle sol üst kısmında donanım yazılımının 1.0.4 güncellemesi mevcut diyor. Lütfen cüzdanlarımızda bu güncellemeleri de yapmayı unutmayalım. Şu şekilde cihazınızın Ethereum uygulaması açın diyor. Bunun için yine burada bize ekranda da bunu belirtiyor gördüğünüz gibi. Cihazınızdan onay verin diyor. Buradan cihazımızdan iki üst tuşa basarak onay veriyoruz ve işlemimiz devam ediyor. Buradan gördüğünüz gibi şu an yazılımı güncelleyin dedi. Biz My Ledger'ı aç diyoruz. Yazılımımız güncel değil. My Ledger'ı aç diyoruz ve cüzdanımızı güncellememiz gerekiyor. Buradan kurtarma ifadem var ve devam diyoruz.
Buradan güncelleme indiriyor. Ledger güvenlik açısından sürekli yeni güncellemelerde bulunuyor. Bu şekilde hem de cüzdanın içindeki kripto paralar çoğalıyor. Yani kripto varlıkta mesela Bitcoin ve Ethereum'a örnek veriyorum. Matic de ekleniyor vesaire. Bunlar her bir işlem için yeni güncellemeler geliyor. Bunları da yapmaya özen gösterelim arkadaşlar. Buradan tekrardan bizden onay istiyor. Ben iki tuşla buradan onaylıyorum. Güncelleniyor şu anda gördüğünüz gibi. Bizden tekrardan pil kodunu istedi. Buradan pin kodunu giriyorum ben tekrardan. Evet, uygulamaları tekrar yükle değil, buradan kapat tuşuna. Biz uygulamalarımızı yükledik. Tekrar yüklememize gerek yok çünkü işlemlerimiz başarıyla gerçekleşti. Buradan kapat butonuna basıyorum. Tekrardan portföy kısmına geliyorum ve hesap ekle diyorum. Buradan biz Ethereum'u ekleyeceğiz. Devam dedim. Onay verdim. Şu an hesabımız yükleniyor. Ethereum cüzdanımıza yükleniyor. Bakın cihazınızda Ethereum uygulamasını açın diyor. Bunu yine cüzdanımızdan onay veriyoruz. Onay verdim. Şu an senkronize ediliyor. Bu tür Ethereum olsun, işte Matic, BTC ağı yüklerken ekrandaki yazılanları da dikkatlice takip edersek hani boşa da beklememiş oluruz açıkçası. Çünkü bize her seferinde ne yapmamız gerektiğini belirtiyor ekranda. Şu an yükleme gerçekleşti ve hesap ekle diyoruz. Gördüğünüz gibi hesap başarılı eklendi ve tamam diyoruz. Portföyümüze gördüğünüz gibi şu an Ethereum geldi. Buradan piyasaya girdiğimizde bakın buraya girdiğimizde burada var olan coinlerin takibini, grafiklerini, fiyatlarını, iniş çıkışlarını takip edebiliriz. Hesaplar kısmına geldiğimizde de burada biz sadece Ethereum'u yükledik. Burada Ethereum'u görüyoruz. Eğer farklı coinleri de buraya yüklemek istiyorsanız eğer buradan hesap ekle kısmına tıklayarak onların da yüklemesini gerçekleştirebilirsiniz. Sizlere tüm butonları göstermek istiyorum. Burada da birçok uygulama mevcut. Buralardan da şöyle bunlara göz atabilirsiniz. Burada kripto para borsaları da var Binance gibi. Onları da girip oradan da coin alma satım işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Fakat yani bizim tercih ettiğimiz burada şu oluyor. Biz buradan Ethereum cüzdanımızı gördüğünüz gibi bakın. Şuradan gönder dediğinizde tekrardan göstereyim. Gönder dediğimizde Ethereum'u seçiyoruz. Göndermek istediğimiz Ethereum adresine giriyoruz. Devam diyerek ekranda çıkan işlemleri gerçekleştiriyoruz. Ve cüzdanımızda bulunan Ethereum'ları göndermek istediğimiz borsa ağına gönderebiliyoruz. Peki cüzdanımıza nasıl buraya Ethereum göndereceğiz diyorsanız o da şu şekilde gerçekleşiyor. Al kısmına geliyoruz. Al kısmında bakın şu şekilde lütfen böyle bir uyarı da veriyor. Lütfen Ethereum hesaplarına sadece ETH ve Ethereum türlü tokenlar gönderin diyor. Buradaki uyarıyı da dikkate alalım ve devam diyelim. Daha sonrasında şu şekilde yükleniyor ve bakın bu bizim Ethereum cüzdan adresimiz. Biz bunu kopyalıyoruz ve bunu kaydediyoruz. Çünkü eğer ki biz buraya Ethereum yollamak istiyorsak bu cüzdan ağından yollayacağız. Göndermek istediğimiz borsadaki adres kısmına bunu yapıştıracağız ve uyarıda da gördüğümüz gibi ERC20 ağını seçeceğiz. Biz bunu kopyaladık şu şekilde ve gene söylediği gibi cihazımızdan onay istiyor. İki tuşa basarak onay veriyoruz. Bakın adres güvenli şekilde paylaşıldı diyor ve tamam diyoruz buna. Buradan gördüğü gibi bazı uyarılar da var. Bunları bir daha gösterme diyerek ekranımızı kapatabiliriz. Burada satın al sat kısmına geldiğimizde de bu şekilde sağlayıcıları karşılaştırın diyor. Şöyle göstereyim. Buradan Ethereum tıklıyoruz şu şekilde. Bakın buradaki dünyadaki birçok para birimleriyle alım yapabiliyoruz. Aşağılara doğru inip bunu görebiliriz. Gördüğünüz gibi bizim para birimimiz olan Türk Lirası da burada mevcut. Eğer ki Türk Lirası ile almak istiyorsanız buradan Türk Lirası'nı seçip daha sonrasında miktarı girip onaylayıp bu şekilde Ethereum alma işlemini de gerçekleştirebilirsiniz. Peki elimde başka bir coin var. Bunu nasıl değiştirebilirim diyorsanız onun için takas et kısmına geliyorsunuz. Burada örnek veriyorum BTC'niz var. BTC'yi buradan seçiyoruz. Biz şu an eklemediğimiz için gözükmüyor. BTC'yi buradan seçiyoruz. Alt kısmında Ethereum oluyor. Buradan kaç miktarını siz belirleyebiliyorsunuz. Tamamını yapmak istiyorsunuz. Buradaki max butonunu açıyorsunuz ve takas edin dediğinizde takas işlemimiz gerçekleşiyor. Burada da şöyle göstereyim. Kart kısmı ve My Ledger kısımları bulunuyor. Bu şekilde cüzdanın içerisinde de aynı borsada olduğu gibi coin alabilir, coin satabilir ve coin takas edebilirsiniz. Bu şekilde cüzdan kurulumunu gerçekleştirdikten sonra
işlemlerinizi gerçekleştirmeniz oldukça basit. Bugün sizlerle Ledger Nano S Plus cüzdan kurulumunu gerçekleştirdik. Bilgisayarımızda kurduğumuz Ethereum coin'ini hesap ekle demiştik. Gördüğünüz gibi cüzdanımızın ekranında da artık gözüküyor. Kripto varlıklarınıza değer veriyorsanız böyle bir kripto cüzdan almanızı tavsiye ederiz. Ledger Nano S Plus'ı almak istiyorsanız açıklamadaki linke tıklayabilirsiniz.